Külli abla masalı. Külli ablacığın masalı. Evvel zaman için bir adamın biri evliymiş, bir kızı varmış. Bayağı büyükçe bir kızı varmış. Sonra bir tane daha evlenmiş, kadının üstüne bir daha kadın getirmiş. O kadının da bir kızı varmış. Bunlar beraber geçiniyorlarmış. Bir gün iki kız komşuya gitmişler. Yarış yapalım demişler, dantel örüyorlar. Kim bitiremezse geri kalırsa onun annesi inek olsun demiş bunlar. E olsun diyorlar. Neyse bunlar orada oturuyor komşuda, eve geliyorlar. Adamı sordak olan kızı giriyor annesinin yanına. Öteki de annesinin odasına girecek. Kapıyı çalıyormuş. Anne inek olmuş içeride. Eyvah öyle dediler diyor. O kazanamadı diye inek olmuş. Neyse anne ay, içeride inek muu yaparken buynuzlarından açmış kapıyı. Kız girmiş ağlaşıyorlar. Anne inek olmuş. Sonra ne yapacak? Dama götürmüşler, bağlamışlar yine. O kızı bu sefer kötülüyorlar. Kendi annesi değil ya. Anne de yok diye. Baban da hiç gözü görmüyormuş ne yaptıklarını. Hep onu aşağılıyorlar. Düğüne gidiyorlar, götürmüyorlar. Bir gün gitmiş annesinin... ondan önce anne ot yiyor veya kıra götürüp otlatıyorlar. Git demişler, otlat al kızına. Kızı gidiyormuş, annesini otlatıyormuş, eline de dantellerini alıyormuş. Annesi otluyormuş, o dantelini örüyormuş, çeyizini tamamlamış kız. Kadın kıskanmış. Demiş, evde biz iş yapıyoruz demiş, hep demiş, o çeyizini tamamladı. Benim kızım çeyizini yapamadı. Benim kızım gidecek inek gütmeye demiş. İyi, o gitsin. Şimdi o gidince inek hiç otlamıyormuş, koşuyormuş, zararlara gidiyormuş. Yani kızıyor ya o kıza. Aa demiş ya yani ben demiş yapamıyorum ki dantelimi demiş annesine. Bu demiş hep kaçıyor zarar yapmaya gidiyor. Olmuyor. Kesin bu ineği demiş kadın şimdi o. Bu sonraki gelen kadın. Kestiriyorlar yine. Ondan sonra kemiklerini gömüyorlar damına. Kız ağlıyor. Ondan sonra bir günde düğüne gidiyor bunlar. Hiç o kızı götürmüyorlar düğüne. Kızı üst baş almıyorlar. Üşüyormuş, titriyormuş. Ocak yanıyor eskiden. Şimdiki şömine gibi, o zaman ocaktan ısınıyorlar. Sokuluyormuş, ısınayım diyor. Ondan adını Külli abla koymuşlar. Külde hep duruyor diye. Külli abla. Hatta onlar Külli ablacık diyorlarmış. Sonra onlar yine bir gün düğüne gitmişler. Kız gitmiş ama annesinin kemikleri orada gömülü diye oturmuş, ağlıyormuş. Anne sen inek olduğunda, işte benim yüzümden olduğunda, ben de böyle çekiyorum da. Oradan bir ses geliyor. Sen de git düğüne diyor. Orada bir güzel elbise oluşuyor ona. Hemen o elbiseleri giyiyor, gidiyor düğüne. Ondan sonra tabii onu kimse tanımıyor. Onu evde biliyorlar Küllavunda'yı. Ay güzel bir kız geldi, çok güzel bir kız geldi. Gene bir zengin adam orada da. Kızı beğeniyor annesi. Eskiden de görücüyle evleniyormuş. Eve gelip oğlum diye bir kız geldi düğüne de o kadar güzel ki diyor. Kimin kızıymış bu falan. Neyse o öyle kalıyor. Böyle devam ediyormuş. Bir gün, bir yıl çok kıtlık olmuş. Hiç böyle kar yağmış, hayvanlar açlıktan ölüyormuş. O zengin adamın da hayvanları, çiftliği varmış. Yerden, kardan ot yok. Hazır otlar da bitmiş. Hayvanlar zayıflamış. Demiş, ya bu hayvanlar ölecek demiş. Herkese bir adam dağıt demiş. Herkes de evinde ölsün demiş o zengin adam. O Külli ablacığın babasına da vermiş bir inek. O Külli abla da şimdi sabah kalkmış, bahçelerde geziniyormuş. Onun gezindiği yerlerde bayağı bir ot oluyormuş. O otları da ineğe yediriyorlarmış, semizlemiş. İnek ölmemiş yani. Gülünce de gözlerinin yanaklarından gül bitiyormuş. Ermiş kız yani. Ondan sonra bir de padişah bakıyor ki herkes ineğe ölüyor. Kendi ineğe de ölüyor, o adam ineğe ölmüyor. Allah Allah diyor. Bu neyle beşledi de ölmedi diyor. Ondan sonra çağırıyor adam, sen de neden inek ölmedi, neyle besledin, herkesin öldü. Ya padişahım diyor, benim bir diyor, Külli ablacığım vardı, bir kızım var diyor. O sabah bahçelerde çıkıp yürüyüş yapıyordu, geziyor, onun gezdiği yerlerde ot oluyor diyor. Ben de ineğimi onu otlattım diyor, ondan baktırdım. Ben o kızı alacağım diyor şimdi. Padişah takıyor, ben o kızı alacağım, daha olmazsa oğlumu alacağım. Şimdi geliyorlar kız görücüler. Üvey anne de duyuyor onu. Onun kızını alacaklar ya, rahat edecek diye kıskançlık giriyor. Büyük bir tekne varmış. Eskiden tekneler vardı. Hamur yapılıyor, çamaşır yıkanıyordu.
teknenin altına kapatıyor kızı o Külle ablacı. İşte bu diye kendi kızını gösteriyor. Onu verecek de saraylarda yaşasın kızı diye. Şimdi o evin bir büyük köpeği varmış, Külle ablacıymış büyük köpek. Bir de küçük köpek varmış, eskiden araba palesi diyorlardı onlar, küçük oluyordu. O araba palesinde de bir üvey adam, kadın kendi kızınınmış. Bir de horozları varmış. Şimdi kadınla tehdit etmişler, bu güzel değil yani, güzel dendi falan. Hemen o horoz gelmiş. Külle ablacık tekne altında kapalıdır diyormuş. Anlamışlar. Allah Allah. Ondan sonra bir de o koca köpek, kızın köpeği, Külle ablanın köpeği dün diyormuş. Yani daha dün kapandı diye. Ve o kızın da, o çirkin kızın da küçük palesi varmış. Laftıro diyormuş. Yani yalan söylüyorlar diyormuş. Bunların tarafını tutuyormuş. Ama bunlar anlamışlar. Sonra kızı bulmuşlar orada, görmüşler. Tamam, gene o evde bırakıyorlar kızı. Gidiyorlar padişaha, böyle diyorlar. İşte gördük, o kız çok güzel. Bir de kadın kendi kızı var, çirkin. İyi. Bunlar alıyor tabii, padişaha karşı çıkamıyorlar. Alıyor, araba yolluyor, aldırtma. Yine kadın kötülük yapacak ya, üvey anne. Ben de döneceğim, ben de geleceğim. Kızımı evime kadar götüreceğim kızı diyor. Piniyor arabaya, kızın gözlerini çıkarıyor. Bakalım diye güzel olacak mı diyor. Güzel diyor, alıyorlar diyor. Sonra atlıyor arabadan, gidiyor. Bir de getiriyorlar, kızın gözleri yok. Ne oldu diyor, üvey anne çıkardı diyor. Cebime de koydu diyor. Korka tabii bir şey kalmış orada, hep korkuda. Ne yapacağız şimdi, ne yapacağız? Memleketinde bir İncil'i çavuşu varmış. Ona sormuşlar, ya ne yapacağız şimdi bunu? Diyor ki, kız, o Külle abla da güldükçe yanaklarından gül bitiyor diyor. O gülleri toplayalım. O mahalleye satalım diyor, mahalleye gidelim satılsın diyor. Bir göze bir güldü. Ha, cebine koymuyor. Kadın kendi alıyor gözleri, bak ben unuttum. Kadın gözleri kendi alıyor, çıkarıyor. O gülleri satalım. Neyle satacağız? Bir göze bir gül. Bir göze bir gül. Gözü versin, külleri alsın diyor. Şimdi gidiyor işte birisine veriyorlar. Git sat bunları. Çocuk satıyor. Çatmağa gidiyor. Aa diyorlar, bir göze bir gül varmış. Gül alalım. Gül de bulunmuyormuş onlar. Gidiyor, veriyor kız, iki gözlü iki gül alıyor. Bilmiyor ki onların oradan olduğunu. Bunlar gözleri aldık bir götürüyorlar. Gözlerini koyuyorlar, tedavi ettiriyorlar, gözleri de düzeliyor. Kızın ondan sonra orada mesut bir yaşıyorlar. Külle ablacık masalımda.